Çünkü hep aklımda benim. Sizi kapının önünde gördüğüm andan beri içim içimi yiyor. Bu kadının gerçek duygularını bil, ona göre davran diye ben... İnanamıyorum. Bunu yaşadığımıza inan. Zaten bana inanmadığın için bu yola başvurmak zorunda kaldım ya. Çabuk burayı eski haline getir. Sabah Katya toparlar. Beni daha fazla utandırma. Hizmetçiler fark etmeden çabuk toparla şu odayı. Her şeyi bulduğun gibi bırak. Bana emir verme. Hayrola? Bir şey yok. Hoş geldin. Bihter'in uykusu kaçmış. Matmazel'in kitaplığından kitap seçiyor. Ben de ışığı açık görünce... Bulamadın mı kitap? Hayır. Sen çiftlikte kalmayacak mıydın bu gece? Evet ya, nereden çıktın? Elif'in işi çıktı yarın sabah. Ben de geldim. Odaya girdiğimde gördüğüm resmi asla unutmayacağım. Nasıl bir hırsla açmaya çalışıyordun o kutuyu? Yeter, sebeplerimi söyledim. Yaptığının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Mantığı yok çünkü. Hep o kadın yüzünden tartıştığımızın farkında mısın? Saçmalama. Senin yaptığın inanılmaz durumu tartışıyoruz şu anda. Mektubu görseydin. Allah kahretsin. Mektup filan umurumda değil benim. Umurumda değil. Senin böyle bir şey yapmış olmanı azmedemiyorum. Beni tahrik etme, evden de atarım o kadını. Sakın beni bununla sınama Bihter. Senin bile yapamayacağın şeyler var bu evde. Bak işte yine onu savunuyorsun bana. Belki de haberin var aşkından. Bundan keyif duyuyorsun. Belki de başka mektuplar da var adresine ulaşana. Belki de bu mektubun aslı sende. İnanamıyorum. Adnan Bey, yıllardır sizi hiçbir şey beklemeden sevdim. Yanınızda olmak yetiyordu bana. Bihter, lütfen yeter. Bir gün sevgimi fark edeceğinizi hayal ettim. Yok yok, ümit ettim hep. Şimdi yanınızda başka bir kadını görmeye tahammül edemeyeceğimi anladım. Bihter. En can alıcı kısmına geliyorum, bekle. Hepsini ezberledim. Anneleri tarafından bana emanet edilen çocuklarınıza... ...her bakımdan yetersiz gördüğüm bir kadının... ...annelik etmesine şiddetle karşıyım. Yeter! Bunları kendi gözlerimle okudum ben. O kadın sinsi. O kadın alttan alta uyuyor benim altımı. O kadın seni sahipleniyor. Senin anneni koruyor. Annemi korunacak ne tarafı var? Niye koruyor benim annemi? Kime karşı savunuyor? O kadın annenin hayatını kurtardı. Ha, bir hastaneye götürdü diye kahraman ilan edelim Deniz Hanım'ı. Annen intihara teşebbüs etmiş. Ne demek bu? Ne demek bu dedim? Ne zaman intihara teşebbüs etmiş? Senin doğum günün akşamı. Hilmi Bey'le ne konuştular bilmiyorum ama... ...yaşadıklarının etkisi... ...bir de o telefon kendini kaybetmiş. Hastaneye zor götürmüş Matmazel. Onu da seni de korumak için kimseye söylememiş. Ne yapıyorsun? Annemle konuşacağım. Yapma. Çok yanlış bir şey yapıyorsun. Annem bilmeni istemiyor. Beni de zor durumda bırakıyorsun. Çalıyor. Eğer bildiğini söylersen... ...dönülmez yollara gireriz Bihter. Aa.
Adnan. Konuşalım lütfen. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Sonra. Bu gece gündemi değiştiremeyecek kadar öfkeliyim sana. And where are you from, Sandra? No, don't tell me, because I got a great ear for that kind of thing. Alabama, am I right? Close. Yeah? I'm from Brooklyn. Incredible. God bless you, sweetheart. I'm from Brooklyn, too. That is fantastic. I feel such love coming from this woman. I can't tell you. It's really... I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra, let me ask you a question. What do you do? Tell them what you do. Çocukluk mu yaptın? I'm a student. Yeah, a student, and what are you studying? No, I got an instinct for what a person studies. Lütfen kapatır mısın şunu? Exactly what you'd be right for. Ne oldu, ne konuşacağız? Bugün çiftlikte neler olduğunu mu anlatacaksın bana? Arsen Hanım'la konuştum, işi bahane edip hemen gitmişsin. Bülent'i görmeye gittim ben. Mutlaka öyledir. Başka bir sebep olamaz ki zaten. Ben Bülent'i görmeye gittim. Ne yapıyorum ben ya? Yani beni neye mecbur ettiğinin farkında mısın sen? İstemiyorum ben böyle saçmalıklar. Kendimi sana ifade etmek için çabalamak istemiyorum. Şu halimize bak. Ne duruma düştük. Bihter, bana güvenmen lazım. Karşılıklı güven olmadan bir ilişki yürümez. Yeter beni tehdit edip durma. Tehdit etmiyorum. Uyarıyorum seni. Yeter. Yeter, yapma bunu bana. Uyarma, şartlar koşma. Üstüme gelme artık daha fazla, gelme. Üşüyeceksin. Nihat buradaydı. Konuştuk, o da biliyor durumu. Şirkette kalmaya karar verdi. Uyudun mu? İyi, sevindim. Bihter, seni seviyorum. Çok seviyorum hem de. Bunun için hassas davrandım belki de. Sana söyledim ama ben de kontrolsüz davrandım. Özür dilerim. Ben aramızda bir gerginlik olsun istemiyorum hiç. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim istiyorum. Hoş görelim bazen hatalarımızı. Hatta görmezden gelelim. Gerektiğinde affetmeyi bilelim. Aşkımızı doya doya yaşayalım istiyorum. Mutlu olalım. Birbirimize güvenmeyi bilelim. Birbirimize, sevgimize inanalım istiyorum. Mademoiselle konusunda huzursuz olmana hiç gerek yok. Ben de daha dikkatli olacağım bundan sonra. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemeye çalışacağım. Seni rahatsız edecek bir şey olmayacak. Seni üzülmeni istemiyorum hiç. Bana kırılmanı istemiyorum. Seni seviyorum.